Herkese selamlar dostlar. 10 Ocak 2021'lik daha tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelemiz var. Ben bugün Afrika Kupası'ndan Kamerun mücadelesini almıştım. Direkt Mastoni 1 olarak katıl grubunda bir kombinime koydum. O geldi. Sonra Afrika Kupası'nda biraz araştırma yaptım ben. Senegal maçını, Gine maçını, Fas maçını da aldım Afrika Kupası'ndan. Onun dışında Aston Villa, Fenerbahçe ve Torino maçlarını da aldım. Ki Torino maçı zaten dün maçıydı, yani bugünün maçıydı pazarın. Pazartesi ertelendi bu şekilde. Ben hemen cumartesinin raporunu göstermek istiyorum ekranda sizlere. Sizlere bir ikili önermiştim. Porto maçıyla Lens mücadelesi. İkisi de başarısız oldu. Öne çıkardığım ikili olarak vardı zaten. Diğer katıl özel kombinim geldi. Dortmund'un 2.5 üstü, Leipzig'in de KG varı. Cumartesi bu şekilde geçirdik ki cumartesinin canlıları bir tık iyi olduğunu da belirtebilirim. Hatta direkt cumartesinin canlılarından şöyle kısaca bahsetmek gerekirse, dün zaten biraz bahsetmiştim. Leverkusen ilk kere 0.5 üst geldi. Leverkusen ev sahibi 1.5 üst geldi, aynı şekilde 83'te gol attı. Brighton'ın golü geldi, ev sahibi kırmızı kart gördü. Freiburg'un ev sahibi 1.5 üstü geldi. Onun dışında şöyle bir tane daha canlı vermiştim. Galatasaray Mastoni 1.5 üst olarak vermiştim. İlerleyen dakikalarda riske girmek isteyenler de ev sahibi 0.5 üst dedim. Galatasaray maçı gelmedi mesela. Bir tane daha canlı verdim. Porto deplasman 1.5 üst verdim. Verdikten sonra Porto 2 tane gol yedi. Fakat maçı 3-2 kazanmasını bildi. İlk kere verdiğimiz takım Mastoni kazandı burada da. Bu da başarılı bir şekilde oldu. Bu raporumuzdu. Bu da bu şekildeydi. Pazara da bir şekilde başladık. İlerliyoruz. İlerlediğimizde belirteyim. Bakalım katıl bu şekilde ilerlemiş cumartesi. Şimdi ben direkt maçlara başlamak istiyorum. Senegal mücadelesiyle Zimbabwe mücadelesi. Şimdi öncelikle biraz bilgi vermek istiyorum. Sizden de ricam videoya güzel seviyelerde like atmanızdır. Like atarak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi ilk mücadelemiz Senegal mücadelesi. Öncelikle Afrika Kupası hakkında biraz bilgi vereyim ben sizlere. Afrika Kupası'nda gruplarda 4 takım var. İlk 2 direkt son 16 turuna çıkıyor. Üçüncü olan gruplardan en iyi 4 takım son 16'ya çıkacak. Böyle bir düzeni var Afrika Kupası'nın. Üçüncülerin de dediğim gibi en iyi 4 takım çıkacak. Şimdi Senegal'de bazı eksikler var. Covid oyuncular var. Ben bu Covid oyuncularını şöyle isimlerini sayayım biraz sizler isterseniz. Şöyle bildiklerinizden söyleyeyim en azından. Kayseri'de oynayan Mametian var bildiğiniz üzere. Fenerbahçe'den de tanıdığımız o bu maçta Covid. Alanyaspor'un forveti Famara Deydu var. Aynı şekilde bu maçta da Covid. Fakat bazı isimler var. Bu isimleri bahsedeyim. Mesela Mane bu mücadelede olacak. Keita Balde bu mücadelede olacak. Koite, Gueye, Diallo gibi isimler Senegal'in takımında olacak arkadaşlar. Zimbabwe'den bahsettiğimiz zaman da daha öncelerde Afrika Kupası'nda daha hiçbir zaman gruplardan çıkma başarısı da gösteremedi. Ev sahibinde eksikler var fakat oran bir 30 gibi oran açmışlar Senegal takımına. Aralarında oynanan 9 maça da baktığımız zaman da 5 kez de Senegal'in galip geldiğini görmek mümkün. Ben şöyle bir tahmin yapacağım. Senegal tarafındayım. Kadro olarak zaten önde. İlk mücadelesinde kazanarak başlamak isteyecektir. Direkt skor olaraktan da önermek istiyorum ben sizlere. Baktığımız zaman Zimbabwe'de daha hiç gruplardan çıkamamış. Senegal'in de eksikleri var. Bence Senegal bu mücadeleyi kazanır. Fakat düşük skorla kazanır. Hemen onu da belirteceğim. Skor olarak da tam beklentim 2-0'lık bir Senegal galibiyeti. Daha ideal isteyenler direkt 1 alabilir. Onun dışında 1 ve 3.5 alt şeklinde değerlendirme altına alabilirsiniz. Onun da oranı 1.63 veya daha yüksek isteyen varsa zaten çok fazla bahis açmamışlar. 1.73'te 2-3 gol oranı. Fakat benim skor beklentim de tam tamına 2-0 olduğundan dolayı 4.70 gibi orandan sistemde de 2-0 skor denemesi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Geçiyorum. Torino Fiorentina mücadelesini zaten anlatmıştım. Kısaca bahsedeyim. Kendi evinde çok iyi oynayan bir Torino takımı var. Fiorentina deplasmanlarda özellikle son deplasman mücadelesinde, Verona mücadelesinde çok beğenmemiştim. Pozisyonlara girdi, değerlendirdi, değerlendirmedi. Bugün bu maça yüklenme olacaktır. Dün olsa, yani bu pazar oynansa gelmişti. Belki pazartesi yani yüklenme olacaktır, bilmiyorum. Ama idealden mücadeleye KG var alınır. Bunun da oranı zaten. Zaten pazar videosunda bu maçtan da sizlere bahsetmiştim. Geçiyorum hemen. Gine ile Malevi mücadelesi. Şimdi Gine'den bahsedeyim biraz sizlere. Gine arkadaşlar son 6 turnuvada da başarılı bir şekilde katılmasını bildi Afrika Kupası'na. Malevi ise arkadaşlar deplasman Malevi takımı 2010'dan yana daha ilk kez katılıyor turnuvaya Afrika Kupası'na. Gine'de şöyle bir tanıdık kimler var diye baktığımız zaman da en önemli ismi sanırım Naby Keita. Liverpool'dan tanıdığımız en önemli isim Naby Keita. Deplasmanda bazı eksikler var Malevi takımında. Malevi'nin kadrosunda şöyle bir söyleyeyim. Afrika kıtası dışında
oynayan sadece 2 oyuncu var. Yani Malevi'nin kadrosu ağırlıklı olarak hepsi Afrika kıtasında oynayan. Bu da ne demek? Yani Afrika futbolu zaten çoğu futbolcular oradan çıkıyor da oradan çıkamayan futbolcular kalite anlamında burada yine biraz daha önde. Kadrosu biraz daha Avrupa'da oynayan oyuncularla dolu. Özellikle de işte en önemli oyuncusu da Liverpool'dan bildiğimiz Naby Keita. Burada bence yine galibiyete yakın. Ben şöyle baktığım zaman da skor olarak baktığım zaman da 2-1'lik bir yine galibiyeti olarak gözüküyor benim ekranımda. Ondan dolayı bence burada yine taraf tercihi olacak. Taraf tercihi risklidir. Özellikle 1.44'te oran açmışlar zaten. Yine belki yine 2-1 gibi skorla veya tek farklı kazanabilir. Maç sonu biri değerlendirme altına alabilirsiniz. Ben biraz daha yüksek oran önermek istiyorum sizlere. Ben 2.80 gibi orandan şöyle bir tercih yapayım sizlere. Handikap 0'da sistemcilere, pazartesi günü oynayanlara bir deneme olsun. Tek farklı yine galibiyeti denenebilir. Yine dediğim gibi biraz önde değerlendireceklere bol şanslar. Fas'la Gana mücadelesi. Afrika Kupası'nda güzel maçlardan bir tanesi bu da. Şöyle bir değerlendirme altına aldığımız zaman iki takımdan da gerçekten ben şunu da belirteyim. Afrika Kupası'nı gidip de burada Gana'nın maçlarını izlemedim daha önce. Daha çok hangi takımda oyuncu profiline bakıyorum böyle. Hangi takımda daha kaliteli isimler varsa onlara göre bir yönlendirme yapıyorum. Şimdi Fas'ta zaten bilindik oyuncu çok fazla. Sevilla'dan bildiğimiz En-Nesyri, El Kabi var. Amrabat var. Paris'ten bildiğimiz Hakimi var. Hatta Hakimi'nin de Instagram profiline falan baktım. Yani milli takıma katılmış mı diye. Katıldığını belirteyim. Attığı son 3 gönderi zaten Fas milli takımındayken. Şunu da belirtmek istiyorum. Gana takımında. Gana takımında ciddi anlamda çok kaliteli isimler var. Jordan Ayew var. Andre Ayew var. Fenerbahçe'de bir zaman oynayan. Onun dışında Süleyman'a sol açıkta gibi kaliteli isimlerin de bulduğunu belirteyim. Hatta Muhammed Kudus var bildiğiniz üzere Ajax'tan. Çok fazla bireysel anlamda genç bir yetenek zaten Ajax takımında. Oynadığı zaman Beşiktaş maçında sanırım oynamıştı. Oradan hatırlıyorum ben. Ondan aklımda kalmış. O da şüpheli durumda muhtemelen oynarsa güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. Ben burada yüksek oran 1.90 gibi orandan sizlere KG varı öneriyorum. Şunu da belirteyim. Samimi söylüyorum oranına daha önce hiç bakmamıştım. Daha yeni baktım. Oran ciddi anlamda yüksekmiş. Fakat ben kafamda yazılan skoru belirteyim sizlere. Yani 1-1 veya 2-1 bir Fas üstünlüğü gelirse gelir. Ben yüksek orandan bir Fas'ta burada KG var denemesi yapacağım. İlk maç olmasından yana Gana'nın da biraz istekli olmasını da beklediğimi belirteyim. Fenerbahçe Adana Demirspor mücadelesi. Yani maçın neresinden tutsak elimizde kalacak gibi bir mücadele var. Deplasmanda Adana Demirspor'da çok önemli eksikliği var. Takımın en golcü ismi Balotelli Covid-19'a yakalandı. Balotelli bu mücadelede olmayacak. Ve Simondelli de Afrika Kupası'na gittiği için aynı şekilde olmayacak. Ev sahibinde önemli bir eksiklik yok. Neredeyse tam kadro. Altay yok mesela bu mücadelede. Onun dışında önemli bir eksikliği olmayan bir Fenerbahçe takımı var. Fenerbahçe'de son zamanlarda bir ufaktan bir yükselişe geçtiğini de gösterdi yani bizlere. Benim skor beklentimi söyleyeyim sizlere. 2-1'lik bir Fenerbahçe galibiyeti. Yani tam skorda 2-1. Ben burada Fenerbahçe tarafında olacağım sanırım. Hatta yüksek oran gidelim pazartesi olmasından dolayı. 4.5 altında bir yapsak yakışmaz mı bu mücadele 1.86 gibi orandan? Bence şık durur. Adana Demir'de de Balotelli gibi hatta şöyle baktım. Deplasman 1.5 altı olsaydı değerlendirme altına alacaktım. Ben Fenerbahçe'nin kendi evinde ufaktan bir yükselişe çıktı. Hoca arayışı da yapıyor. Biri yazıyor Bilic'le anlaştı. Biri diyor Löw'le anlaştı. Bilmiyorum teknik adam kim gelir bu hafta mı gelir bilmiyorum da yani yüksek orandan bir deneme yapacaksak Fenerbahçe'nin yüksek orandan gidelim en azından galibiyetine. Yaklaşık 1.90 gibi orandan 4.5 altında bir yakışır. Fenerbahçe kazanırsa bile burada dediğim gibi az gollü kazanabilir. Maksimum 2-1, maksimum 3-1 diyerek geçeyim. United'la Aston Villa mücadelesi. Aston Villa bildiğiniz üzere güzel transferler yaptı. Ben bu Rangnick'le de United'ı açıkçası beğenmediğimi belirteyim. Yani o sistem, o Chelsea'deki, Manchester City'deki sistem ciddi anlamda yok yani. O sistem olmadığından dolayı ben United'ı harbiden çok beğenmeden izlediğimi de belirteyim. Son Wolves mücadelesini izledim. Wolves yani öldüreseye başladı United takımına karşı. Kupa mücadelesi. Aston Villa burada tabii ki ideal 11'ini çıkaracaktır bence. United da keza iyi bir 11 çıkaracaktır. Aston Villa da Coutinho'yu da transfer etti. Bu maçta muhtemelen oynamayacaktır. Aston Villa'nın ben kadrosunu beğeniyorum. Gerrard'da da iyi işler çıkartıyor. Buendia, Danny Ings, Watkins gibi isimlerle iyi işler çıkarmaya çalışıyor hücum hattında. Ben
tek bir tercih yapacağım. Bu mücadelede hem kupa mücadelesi olmasından dolayı hem de United'i çok fazla beğenmediğimden dolayı Aston Villa'nın atacağı bir gol değerlendirme altına alınabilir. 1.39 gibi oran açmışlar. Ben Aston Villa'nın tarafındayım. Ne kadar ya beğenmedim mi belirteyim United'ın oyun tarzını. Aston Villa'nın bir golü burada değerlendirme altına alınabilir. Toplamda 6 adet mücadelemiz var arkadaşlar. Senegal, Torino, Gine, Fas, Fenerbahçe ve United maçları. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek olursanız sevinirim. Onun dışında bir kombin önerisi yapmadım. Yarın gün içinde yapacağım kombin önerisini. Değerlendirme altına alacak herkese bol şanslar. Gerek yüksek oranlardan gerek de ideal oranlardan önerdim. Pazartesi olmasından dolayı da biraz daha yüksek oranlardan önerdim. Değerlendireceklere bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.